Arkadaşlar bu da bizim besleme poşetimiz. Arı açtık karakovanımızda. Beslemek için polen, bal, bir de biraz sıvılaştırmak için su kattım. Bu resmen bizim için asom sayılabildiği gibi arılar için de öyledir. Çok faydalıdır. Yavru atımına çok büyük bir destek olur. Sonuçta içinde polen var. Arı da polensiz yavru atmaz. Çok büyük bir gelişim desteğidir bu. Herkese tavsiye ederim. Videolarım arasında yapılışı mevcut. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Her zaman da böyle bir destek arıya faydalı olur. Şöyle bir çerçeveyi kaldıralım. Ben üstüne değil, altına vereceğim. Direkt arının dibine koyacağım poşeti. Daha rahat alıyor çünkü. Şöyle tam iki çerçevenin arasına koyduk. Zaten ben biraz aralıklı bırakmayı seviyorum çünkü karakovanda arı petekleri birleştiriyor çerçevelerle beraber. İki çerçeve tek çerçeveymiş gibi mum örüyor arasına iki çerçevenin. Bu kontrolü zorlaştırıyor bayağı. Bu yüzden biraz fazla aralık bırakmak daha makul bence. Şöyle şu peteği de yerine koyalım. Çerçeveyi. Mum örecekse ona göre örsün. Ayrı. Beslemesini koyduk. Herhangi bir sıkıntısı kalmadı. Birazdan zaten arı almaya başlar. Hatta şurada biri dadandı direkt. Şöyle görebiliyorsunuz. Kokuyu aldı. Hatta gelenler de var. Bunu gün içinde bitirirler sanırım. Yaklaşık 200-300 gram arası bir ağırlığı var bu besleme poşetinin, polen bal karışımının. Bir kovan zaten sanırım 200-300 gram polen tüketir, bal tüketir günde. 200-300 gram arası bir kovan, 10 çerçevelik bir kovan, 200-300 gram arası bir bal tüketir günde. Bu durumda bu verdiğim karışım ona bir haftadan fazla yeter. Çünkü iki çerçeve değil, hatta bir buçuk çerçeve ancak var. Bir buçuk çerçeve diyelim. Yeterli. Gördüğünüz gibi bakın, bu beslemeye direkt dadandı, bu polen ve bal karışımına. Faydalı olmasa, verimli olmasa, doğru bir besleme çeşidi olmasa arı hiçbir şekilde yanaşmazdı zaten, almazdı. Koyalı 2-3 dakika oldu. Arı direkt, zaten açlıktan da bir sebebi bu aslında, ama verdiğimiz besinin faydalı olduğunu da, yani yararlı, istekli olduğu için de doğru bir beslenme çeşidi olduğunu anlayabilirsiniz. Dediğim gibi çok büyük bir yumurtlama teşviğidir bu besleme şekli. Polensiz arı yumurtlamaz. Bunu kesinlikle unutmayın. Yani bütün arılar yavaş yavaş çekmeye başladı. En doğru, en faydalı besleme şekli bu. Baharda özellikle polen stoğu yaparsanız evinizde, buzdolabında, baharda bu şekilde beslerseniz çok çok büyük bir gelişim sağlar arınız. Bunu da unutmayın. İnşallah bu arı bize bu yıl bal verir. Bu kadar iyi bakıyoruz, o da bize baksın. Herkese iyi günler. Şöyle son bir poz verin. Çalışın hadi. Bay bay.